Prototip manyetik mermi silahı tek umudumuz. Sesin 7 katısında çelik fırlatıyor. Bu gizli bilgi. Bilim kurgu filmlerine konu olan elektromanyetik top gerçek oldu. Üstelik o teknolojiye sahip olan ülkelerden biri de Türkiye. Geleceğin silah sistemi elektromanyetik topu dünyada üretmek için çalışan yalnızca 6 ülke var. Türkiye'de o 6 ülkeden bir tanesi. Biz de şu anda Aselsan'da Aselsan üretimi elektromanyetik top Tufan'ın namlusunun yanındayız. Ve bu namluda, bu tesislerde tamamen Türk mühendisleri ve Türk işçisinin emeğiyle üretildi. Tufan konvansiyonel silahların aksine ateşleme için barut kullanmıyor. Burada gücü biz elektrik akımından elde ediyoruz. Elektrik akımı, darbe akımlarından oluşturduğumuz elektrik akımlarıyla manyetik alan oluşturuyoruz namlumuzun içerisinde. Manyetik kuvvet yükleri hipersonik hızlarda fırlatma yolundan çıkarılmasını sağlıyor. Tufandan ateşlenen mühimmatın menzili 300 kilometreyi buluyor. Böylece top atış maliyetiyle füze menziline ulaşılıyor. Mühimmatın namludan çıkış hızı saniyede 2500 metre. Bu barut kullanan konvansiyonel bir silahtan yaklaşık 3 kat daha hızlı. Hava soğuma alanından tutun da satırdan satığa topçu uygulamalarında, hatta gemi baş topu uygulamalarında da kullanımı mümkün. Biz bunları aslında Tufan mobil, Tufan baş topu ve Tufan hava savunma sistemi ve sabit üst bölge koruması gibi sistemler şeklinde isimlendirdik. Yakın gelecekte bunların entegrasyon çalışmalarını yürüteceğiz. Saha testleri başlayan Tufan her başarılı atışla daha da gelişiyor.